Nevşehir'deki 12 çarpı 45 metre uzunluğundaki ithal brandalı, metrekaresi 900 gram gelen dış brandamızı çektik. Çadırımız 5 katmanlıdır. İskeleti makaslıdır. Makaslı iskeletin üzerine bir kat astar, bir kat 5 santim kalınlığında izocam. Onun üzerinde folyo, onun üzerinde tekrar keçe. Onun üzerinde son kat brandamız mevcuttur. Çadırımızda üst havalandırmaları görüyorsunuz. Bu şekilde bir havalandırmalar vardır. Bu havalandırma büyük baş, küçük baş, tavuk kümesi, her ne olursa hayvansal çadırlarda olmazsa olmazlardır. Yanlarda pencere sistemleri, akıllı model dediğimiz yeni pencere sistemleri. Çadırın içerisine gireyim. Bir de oradan videomuzu alalım. Evet, makaslarımız topraktan toprağa bu şekilde. O dışarıda görmüş olduğumuz mahyaların altındaki havalandırma delikleri bu şekilde. Gayet geniş olması lazım ki içeride pis koku, asit, nem oluşmaması lazım. Şimdi gelelim penceremize. Bu pencerenin özelliği geniş havadar, rüzgarı, temiz havayı yukarı doğru basıyor. Yukarı doğru bastığından dolayı da sıcak hava yukarıda biriktiği için buradaki temiz hava pis havayı dışarı kovalıyor. Hayvanların herhangi bir ceyranda kalması neyi etkilemiyor. Pencerelerimizi de aynı zamanda karşılıklı koymuyoruz. Neden? Ceyrana kapılmasın, hayvanlar hastalanmasın. Katmanları da şurada göstereyim. Vidaladık ama yine de belli oluyor. Vidayı bastığımız zaman inceliyor. İzocam, astar, izocam, izocamın üzerine şu arada keçe görüyorsunuz. Dışında da brandamız.